Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bosch, Profilo, Siemens bulaşık makinelerinde kullanılan sirkülasyon pompa motoru ya da işte makinenin içerisindeki yıkama olayının gerçekleşirken suyu pompalayan motorun yapısından, teknik bilgilerinden vesaire bahsedeceğim. Bu motorun kırmadan sökme videosunu da çektik. Onu da açıklamalara ekliyorum. Oradan da onu izleyebilirsiniz. Şimdi motorumuz enteresan bir motor. Nalet bir motor. Niye nalet? Şimdi restans patladığında motor genelde çöp oluyor. Çok yakın bir yere aysa patlak, şu soketin olduğu yere mesela, belki bir köprü atılabilir ama bu da lehimin ısıya dayanmaması gibi soruna yol açıyor. 3 ay, 5 ay, 2 ay, 1 ay, maksimum 1 sene sonra tekrar arızalanıyor. Restans çalışmadığında motor işlemini, yani ısıtma işlemini yerine getiremiyor. Sadece su pompalıyor. Soğuk suyla yakıyor. Ne oluyor motor? Çöp oluyor. Neden çöp oluyor? Yani motorla bahçe sulanır mı? Hayır. Zaten motorla bahçe sulamanız için tabana yakın olması lazım. Yani suyun üstten geliyor olması lazım ki suyu buradan püskürtebilsin. Bir yerden vakum etkisiyle su çekme özelliği yok. Onu da geçtim. 100 voltla çalışan bir motor. Bundan dolayı bu voltajı sağlamanız zor. Hadi sağladınız, 150 Hz istiyor. Bir sürü sıkıntısı var. Neyse, motorun girişini bu şekilde yaptık. Motorumuz bütün halde bu şekilde. Söktüğünüzde burada suyun girdiği kısım var. Burada. Şuradan da suyu dışarı atıyorum. Neyle? Pervane yardımıyla. Bakın burada pervanenin içerisinde bir şey kaçmış. Bu da motorun arızalanmasına bir sebep olur. Suyu da püskürtemez. Ne bu? Plastik bir parça. Şöyle atalım bunu. Motorun içerisinde rulman vesaire yok. Bir sargımız var. Bu sargının içerisinde oluşan manyetik alan sayesinde motorun içerisindeki mıknatıs dönüyor ve pervaneyi de döndürüyor. Şimdi bunu da sökelim. Gösterelim içini. Önce şu arkayı sökelim. Sargımızı görün. Şimdi motor hakkında teknik bilgiler vereceğiz ya, rezistans hakkında. Tabi verelim. Rezistansı da anlatalım. Detay atlamayalım. Bakın sargımız bu şekilde. Bakır sargı. Şimdi rezistans arızası nasıl anlaşılıyor? Bir tane multimetre lazım. Yani patlağı göremiyorsanız, patlağı görüyorsanız zaten sıkıntı yok. Patlağı göremiyorsanız bunu buzzer konumuna alıyoruz. Bir tanesi toprak. Şöyle değiyoruz dışına. Çıkıntılı olan, yukarıda olan toprak uç. Birisi faz, birisi nötr. Bakın, hareket yok. Yani ikisini birbirine değdirdiğinizde devrenin tamamlanmış olması lazım. Bu yok. Demek ki bu rezistans patlak. Patlak bu tarafta. Şurada. Bu tarafta sorun yok. Burada patlak var. Bundan dolayı da bu çöp olmuş. Şimdi gelelim buraya. Bakın. Bu motor çalışır, yani rezistanssız da çalışır. Ama mesela 220 vereceğim ben şimdi. Ne olur? Uzun süre çalışmaz, yanar. Bakır sargımız. Mesela bunu çevirip şöyle taktığınızda terse döner. Çalıştıralım mı? Deneyelim mi bir? Soketimiz uyarsa. Uymazsa bunu çalıştırırız. Bir de böyle bir şey var. Soket de uymuyor. Yok, çalıştıramayacağız. Bunu çalıştıracağız. Neyse. Bunu da ayırdık. Şimdi gelelim buraya. Nasıl sökülüyor? Şurada bir alanımız var, boşluk. Tam pervanenin bittiği yerde. Böyle sokuyorsunuz, su çıkabilir. Dikkatli olun. Su çıktı zaten. Değil mi? Şöyle koyalım. Rulman yok yani, hani rulman diyorlar ya, yok arkadaş. Burada burç var, bunun içerisinde dönüyor. Ve burada pervanenin orada. Bu. Bazen de neodyum mıknatıs çıkıyor, bu neodyum değil. Bu metalin içinde mıknatıs. Gördüğünüz gibi rulman vesaire
kullanılmayan bir motor. Sargılar yanıksa, mesela motor arızalı, destans değil. Ama motorlar arızalanmıyordu, enteresan bir şey. Yine pek bir şey yapamazsınız. Bakır işe yarar, güzel bakır çıkar bundan. Yani bu kadar arkadaşlar, daha ne anlatabiliriz bilmiyorum. Bu konuda bilgi arayan insanlar için umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.